yapamazsın dediler. Hiç dinlemedim hiç kimseyi. Gittim makine aldım arkadaşlar. Bakın makine aldım. Deposunu doldurdum. Kendi kendime antrenman yaptım. Yapamadıklarımı ne yaptım? Ustaların yanına gittim. Operatör arkadaşların yanına gittim. Utanmadım, çekinmedim, sıkınmadım. Selamun aleyküm arkadaş. Nasıl yapıyorsun, ne diyorsun? Biraz gözlemleyeyim. Biraz sohbet edelim. Biraz yanında bakabilir miyim? Bir kişi kovarsa 20 kişi ne demek arkadaş buyur diyor, tamam mı? Tabii insanız, hepimiz misafirperveriz zaten. Yanlarına oturdum, sohbet ettim, dışarıdan gözlemledim. Önce işi öğrenmeye çalıştım, tamam mı? Bir süre. Tamam mı? İşi öğrenmek için ne gerekiyorsa yaptım. Ustalara sordum, bilmediklerime sordum, bilenlere sordum, tamam mı? Yanlarına gittim, bindim, dışarıdan gözlemledim. Asla utanmadım. Kim ne dermiş hiç umursamadım. Ben işimin gereğini yaptım. Günaydın arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Ustanın birini yakaladım. Sumitomo. Bence ne biliyor musunuz? Bence en güzel tarafı. Size en güzel tarafını söylüyorum. Eğer biraz bütçeniz varsa bir tane forklift almak. Bir tane de onu taşımaya. İşte kamyonet. Kamyon arkasında üzerine binmek için, tamam mı? İki tane şöyle sistem olur. Bak seni çekiyorum direkt, haberim olsun. Hepinize selamlar. Güzel bir gün, güneşli, muhteşem. Hatta şu an o kadar güzel ki güneş gözlerimi alıyor. Sumitomo'nun rengi de sarı sarı, o da gözlerimi alıyor. Çok güzel. Ama hafriyatın sonunda yakaladım. Bir hafriyat alınmış inşaat temeli için. Şu an dibinin son temizliklerini, tesviyelerini yapıyor arkadaşımız. Bu arada herkese selamlar. Ben Kerem Usta arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir yer ama birçok video olacak. Bu videonun içeriğinde sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, hiç aranızda vinç operatörü olmak isterim, bana eğlenceli geliyor, ben bu işi öğrenmek isterim, vinç operatörü olmak istiyorum diyen var mı? Mutlaka olacaktır, eğlenceli bulanlar olacaktır, bu işi yapmak isteyenler olacaktır. Bir dakika. Devam mı? Devam usta. Hadi bakalım. Dört gözle bekliyoruz. O da çatıya mı? O yere indirelim. Yere mi? Tamam, zemine. Göründüğü gibi değil. Riskleri var ama güzel, güzel meslek. Her meslek güzeldir aslında. Siz disiplinli çalışıyorsanız, kurallara uyuyorsanız her meslek güzeldir. Severek yaptığınız her meslek güzeldir. Sevmiyorsanız hiçbir meslek güzel olmaz arkadaşlar. Öncelikle sevmek lazım. Başlıyoruz, başladık. Ya dünyanın en güzel şeyi çalışmak arkadaşlar. Çalışıyorsanız paranız var, paranız varsa huzurunuz var. Arkadaşlar ben yaşlı ve bir ihtiyar adamım. Elim ayağım titreyebilir, sarsıntı olabilir. Görüntülerde sarsıntı, titreme olabilir. Kusuruma bakmayın yani. Kerem Usta artık yaşlandı. Şu anda da ayağım takıldı, hissettiniz mi? Para yoksa huzur olur mu? Para yoksa mutluluk, neşe olur mu? Para yoksa mutluluk, neşe olmayınca sağlık olur mu? Olmaz. O yüzden mutlaka çalışmalısınız. Çalışınca da iş güzeldir. Yani seversiniz. Niye? Ben çalışmayı seviyorum. Neden seviyorum? Parayı seviyorum. Arkadaşlar, çalışmak dünyanın bence en güzel şeyi. Muhteşem. Yorgun olduğum zaman işin başına geçtiğimi ben dinleniyorum. Moralim bozuk olduğu zaman işin başına geçiyorum. Kafamı dağıtıyorum. Rahatlıyorum. Stresimi atıyorum. Gidiyorum böyle bazen makinaların peşine gidiyorum. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ettik. Biraz göremiyor, uzaktasın ama olsun. Başka seferde yine görüşürüz. İnşallah denk gelirsin. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Bu anda bütün derdi, sıkıntıyı, her şeyi unutuyorum. Üstüne bir de para kazanacağımı hissettiğim için arkadaşlar seviyorum. Seviyorum yani. Yalan mı söyleyeyim? Seviyorum yani. Arkadaşlar size de teşekkür ettim. Göründüğünüz sıkıntı yok. Tamam, kolay gelsin. Çok sağ olun. Lambiri boyama. Lambiri boyadan küçük bir kesit. Bu güzel binanın ahşap işler için şu anda ustamız lambiri boyaması yapıyor. Bazen videonun arasına böyle kesitler koyuyorum. Çalışmalarında tamamen doğaçlama arkadaşlar. Yakışıklı usta, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Rast geliyor. Rast geldi, koydum. Tamam mı? Birazdan sıfırdan başlayacak. İkişer ikişer mi?
Oo, çatıyı da oraya kurmuş gibisin. Veya çatı olmuş orası. Evet. Şimdi boyasız hali arkadaşlar. Bunun boyasının bir özelliği var mı? Sadece ahşap boyamız. Şu bazda dış tepe boyası. Güneş ışınlarına, yağmura, suya karşı dayanıklı. Jotun var tabi boya. Jotun? Evet. Hmm. Öğrenmiş olalım da. İhtiyacımız olduğu zaman. Her zaman. Hani diyor ya, ustanın birisi. Tam yerine denk geldi koydum. İşte öyle. Bazen sizler görün istiyorum. Neler yapılıyor, nasıl yapılıyor görün istiyorum. Tabii lambiri boyama çok kişinin umurunda bile değil. Ne olduğunu da bilmez, merak etmez. Ama tam da bir ev yapacak, kendine bir şeyler yapmak isteyen, ahşap bir balkonun tavanını lambiriyle süslemek isteyen, lambiri nasıl kullanılır? Belki ekonomik gücü yok adamın. Belki kendisi öğrenmek istiyor. Tamam ustacığım, alabilirsin. Oraya mı götürüyoruz? Hadi bakalım. Orada yapılmışlar. Bunlar boyanmış halleri. İç yüzünü de boyayacağız değil mi sonra? Sadece tek yüz mü bunlar? Tamam. Evet. Sadece dış yüz boyama. Boyanır mı? Boyanırsa ne renklerle boyanır? Nasıl bir boyayla boyanır? Yani nasıl yapılır? İşte görmek istiyor adam. Gördüğü zaman, uygulamayı gördüğü zaman kendine de kafasında ampulü yanıyor. Aleyküm selam. Teşekkürler. Dinçli arkadaş, az önceki çekimlerini yaptığımız. Ustalar, bu işi nerede yapıyorsunuz? Sadece Antalya'da mı? Her yere gidiyoruz. Her yere gidiyor musunuz? Diyelim ki Burdur'dan aradım, Çorum'dan aradım. Geliriz. Gelirsiniz. Geliriz. Tamam, arabanın üstünde numaram var bak, arayan olursa. Tabii. Tamam, iş işte diyorsun. O kadar. Yardım, tamam. Dükkan, araç. Nerede iş, biz orada. Okey. Teşekkür ettim. Rica ederim. Her şey için. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ettim. Hadi sağ olasın. Görüşürüz. Nasıl bu açı sizler için? İstediğiniz açıları söyleyebilirsiniz. Nereden çekeyim, nasıl çekeyim? Bazen fırsat bulursam kabin içi bile çekebilirim. Yeter ki siz isteyin. Hafriyat almadan önce hafriyat alınacak çizgilerin, ölçülerin 1 metre dışında mutlaka kalıpçılara çalışma payı bırakmak lazım. Yani bırakmak lazım derken burayı kazmak lazım. Normal hafriyatın dışını 1 metre genişliğinde fazladan kazmak lazım. Bu şarttır, gereklidir. Kalıpçılar kalıp çakamaz, dayak yapamaz, kalıplarının arkasını destekleyemez. Olmaz. Yani kalıp çakamaz. Misal bir binanın altını, temelini kazdınız değil mi? İş makinanızla. Binanın ölçülerinde kazarsanız sadece yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Kutu gibi dar yere nasıl sıkışacak? Kalıp çakılacak. Ustalar çalışacak. Mutlaka kalıpçı kalıp payı, kalıpçı çalışma payı, kalıpçının kalıplarına dayak yapma payı en az 1 metre civarında, normal bina ölçülerinin dışında hafriyatı fazladan almanız gerekir. Fazladan kazmanız gerekir. Bunu unutmayın, bunu öğrenelim, önemlidir. İnşaat temel gazısı, hafriyat çalışması, temel dibi temizleme. Arkadaşlar, temelin dibini temizlemeyi izliyoruz. Temel dibi temizliği, hafriyat alındıktan sonra makinanız ile bekolodur ile aldıysanız, ki bazen olur, çoğunlukla büyük makineler verirler. Kolay gelsin ustalar. Siz de görünüyorsunuz, kızar mısınız? Siz de görünüyorsunuz diyorum, kızar mısınız? Tamam, teşekkür ederim. Ustamın elindeki hortum su terazisi. Denge, terazi. Ölçümler. Vay vay vay, her şey ölçüyün ha. Evet abi, her şey ölçüyün. Şu an tam tesviye, hem de sıkıştırma. Bekonun altıyla, yani kovanın altıyla görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bekolo drill aldıysanız zaten gele gide baka baka kovayla alıp geliyorsunuz ya, döküp geliyorsunuz, kovayla alıp götürüp döküp geliyorsunuz. Her geliş gidişte kovanın altıyla hem düzlediğiniz için hem de gözlemlediğiniz için, gördüğünüz için düzgün ve tesviyesi yerinde makinede sıkıştırmış olacaktır. Çoğunlukla çok fazla temel dibi temizliği gibi bir işlem kalmayacaktır. Ama büyük makineler ile yaparken tırnaklarının uzunluğu 25 santim 30 santim civarında olduğu için 25 santim tırnak izleri kalacak, parçalar kalacak, yumuşak toprak kalacak.
O yüzden çıkmadan önce güzelce kovanın altıyla hem düzleyerek hem de sıkıştırarak temel dibi temizliği yapılır arkadaşlar. Zaten iki katı. Evet, eğlenceli güzel bir çalışma daha. Kolay gelsin. Eyvallah abicim, sağ olasın. Neredensin sen? 07. 07 buradayım abi. Antalya. Döşüm altı. Acaba dedim malzemeyi nereden getirdin? İGT beton. İGT. Evet. O da buralı Antalya. O da Gümüşhaneli. Gümüşhaneli kendisi. Gümüşhaneli kendisi. Eyvallah, teşekkür ettim. Biraz çekeyim. Tamam abi. Maşallah maşallah ha. Hava da güzel. İkoba geri gel, istedim ama sağ geldim, geri gel. Sağ. O da biliyor işini. Evet. Çap inmedi, düz indi. Meyilli ya. Biraz sarsıntı olacak ama arkadaşlar peşini bırakmayayım ki. Yakından indirirken de görelim. Aslında bu forkliflerin bak iyi bir püf noktasını söylüyorum size. Şu an burası arsa, tamam mı? Çakıllı mıcıllı kumlu olursa bazen altına girseniz çıkamazsınız. Forklif eşinir. Böyle yerler de çok zor çalışır. Bazen de kalırsınız yani. Bu arkadaş tecrübeli ama kalmaz muhtemelen de. Da. Yakaladım onu. Birazdan siyahlı olanın hemen şuraya girecek arkadaşlar. Tam şuraya. Hazır olun. Tam oraya girecek. Öyle bakın, biraz arka tarafı çukur. Öyle yerlerden inerken dik iniyorsunuz. Çap asla inmiyorsunuz. Artı yükünüzü de aşağı indiriyorsunuz. Böyle çok yüksekteyken, havadayken böyle yerlere iniş yapmıyorsunuz. Burası biraz çukur, arsa. Yoldan daha düşük. Bunları öğrenin. Keyif için, eğlence için izleyenlere demiyorum tabii ki arkadaşlar. İleride forklif ehliyet almak isteyen, forklift operatörü olmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Bunları öğrenmeniz lazım. Bakın, bu gibi arsalarda forklift kullanmak çok zordur. Çoğunuz burada kalırsınız. Forklift eşinir kalır, yükün altından çıkmaz, takılır. Mıcırlı yerler, yumuşak topraklı yerler. Forklift ile nasıl çalışmalıyız? Biliyorsunuz manitavı var, forklifti var ucunda. Backloader var. Forklift çatalları var ucunda. Yani birçok makine var. Forkliftleriyle, çatallarıyla paletli malzeme taşıyabileceğiniz, bir yerlere koyabileceğiniz, katlara uzatabileceğiniz, kamyona yükleyebileceğiniz, kamyondan indirebileceğiniz vesaire, bunun gibi alternatif çalışma. Forkliftle çalışmanın da kuralları olmaz olur mu? Olmaz olur mu arkadaşlar? Tabii ki var. Sadece şehir içi mi çalışıyorsun? Hareket. Nereye yük bulursan? Nereye? Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Çorum.
Çorum'a gitmiyoruz. Çorum'a selam götür gidersen. Uçak vurdur. Tamam. Ben dedim hani şehirler arası da çalışıyor musun? Genelde şehirler arası. Oluyor mu? Tamam, çok güzel. Şuradan çekilelim. Adam işin uzmanı olmuş. Bakın inişi görüyor musunuz? Dik iniyor. Çapraz inmiyor çünkü böyle bir çukura yoldan arsa düşük demiştim ya. Düşük yere inerken yükünüz kucağınızdayken özellikle yükünüz önünüzdeyken yüksek olursa bir de çapraz inerseniz lang lung gidersiniz Allah korusun. Öncelikle mesela forklift aslında şoförler için de bir çekimler yapıyorum ama genelde şeyler için yaptım hep böyle hafriyat kamyonları var ya evet. Onlara şoför olacak arkadaşlar için. Senin iş nasıl? Seninki nakliye taşıma sadece. Nakliye taşıma. Tırla. Tırla. Hem de Mercedes evet. Hem de Aksor. Allah kolaylık versin. Sağ ol cümlemize. İsmini sormadık hiç. Adem Yaldız. Adem Yaldız. Aa Şaban Yaldız diye bir arkadaş var elektrikçi. Akraban Yaldız, olmasın. Akrabamız oluyor. Akraban mı? Akrabamız. Ona da selam olsun aleyküm buradan. Selam. Bilir beni kendisi de. Teşekkürler abi. Ben de sana teşekkür ettim. Çekimlere izin verdiğin için. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar tırcı arkadaş. Gördüğünüz beyaz büyük aracıyla kilit taşı. Parke taşı, kenar taşı ve kilit taşı. Forkliftçi arkadaşımız dindiriyor. Forkliftlerin ucunu şuralara sokuyor. Tabii bu gibi konular da önemli olan şu. Tırın malzemesini almak istediğiniz tırın düzgün bir yerde, düz bir yerde. Yani sizin malzemeyi alırken tekerinizin altı dengede düz bir yer olmalı ki malzemeyi alabilirsiniz. Yoksa ki arkadaşlar bak gördünüz mü? Mıcırdaşınıyor. Dengesiz bir yer olursa sıkıntı olur. Şimdi forklift malzemenin altına girecek kadar yeri güzel ve dengeli. Sıkıntı yok. Adam da işin uzmanı maşallah. Forklift operatör. Bu gibi arsalarda çoğunlukla bazı yerlerde çalışmaz. Eski forkliftler aslında hiç doğru çalışmıyordu da şimdikiler gene iyi. Boş mıcırda, eğri büğrü bozuk zeminde yükün altına girersiniz, geri çıkmak istersiniz, kasar kalır, mıcırda yeşinir. Yoldan arsalara inerken hafif engem olur, meyil olur. Şöyle arsa düşük olur ya yolda. İşte o durumlarda falan inerken çapraz, yamuk yumuk inmemeniz lazım. O durumlarda arkadaşlar düzgün dikine inmeniz lazım. Yükünüzü de havadayken, yükünüzü böyle kaldırdınız ya, o şekildeyken sakın çok hızlı hareket etmeyin, hiç hareket etmeyin. Sadece mecbursanız kamyonun üzerinden şöyle geri çekilirken havada gidin. Ama yere yakın şöyle bir karış, belki 30-40 santime kadar yere yaklaşın, öyle hareket edin. Çünkü niye? Dengesiz hareketlerinizde yükünüz yukarıdaysa arkadaşlar aşırı tehlikeli, tamam mı? Helal! Var ya sen de işi biliyorsun ha. Eline sağlık. Tereyağından kıl çeker gibi. Şöyle arkadaşlar hızlı dönüyorum sanırım da yavaşça. Neyse döneyim göstereyim. Adam görüyorsunuz üst üste devirmeden güzelce koydu. Okey. Arkadaşlar bu da forklifi sağa sola götüren, taşıyan kamyonet. Eğer ki bir forklifiniz varsa işte kilometrelerce 5, 10, 3, 5 neyse İş için gitmek zorundaysanız mutlaka böyle bir kamyonete, taşımaya, dobete ihtiyacınız olacak. Sadece forklift için de değil, mesela minik bir eskavatörünüz olabilir. Eskavatörler için de böyle bir alete ihtiyacınız var. Tamam mı? Söylemedi demeyin. Ya bu kurtarıcı gibi, çekici gibiymiş ama normalde arkasında iki tane binmek için ayağı olan bir kamyonet yeterli olur. Kolay gelsin yakışıklı usta. Şimdi arkadaşlar vinççi arkadaşın yanındayız. Malzeme indireceğiz. Yeni bir görüntü bakalım nasıl görüntüler ortaya çıkacak. Göründüğü gibi değil. Riskleri var. Ama güzel. Güzel meslek. Her meslek güzeldir aslında. Siz disiplinli çalışıyorsanız, kurallara uyuyorsanız
her meslek güzeldir. Severek yaptığınız her meslek güzeldir. Sevmiyorsanız hiçbir meslek güzel olmaz arkadaşlar. Öncelikle sevmek lazım. Ya dünyanın en güzel şeyi çalışmak arkadaşlar. Çalışıyorsanız paranız var. Paranız varsa huzurunuz var. Para yoksa huzur olur mu? Para yoksa mutluluk, neşe olur mu? Para yoksa mutluluk, neşe olmayınca sağlık olur mu? Olmaz. O yüzden mutlaka çalışmalısınız. Çalışınca da iş güzeldir. Yani seversiniz. Niye? Ben çalışmayı seviyorum. Neden seviyorum? Para kazandığım için. Parayı seviyorum. Arkadaşlar, çalışmak dünyanın bence en güzel şeyi. Muhteşem. Yorgun olduğum zaman işin başına geçtiğimi ben dinleniyorum. Moralim bozuk olduğu zaman işin başına geçiyorum. Kafamı dağıtıyorum. Rahatlıyorum. Stresimi atıyorum. Gidiyorum böyle bazen makinaların peşine gidiyorum. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O anda bütün derdi, sıkıntıyı, her şeyi unutuyorum. Üstüne bir de para kazanacağımı hissettiğim için arkadaşlar seviyorum. Seviyorum yani. Yalan mı söyleyeyim? Seviyorum yani. Her neyse. Vinç operatörü olmak isteyenler de olacaktır mutlaka. Tabii ki her iş gibi onun da riskleri de var. Önce iş güvenliği, can güvenliği, bu konuları unutmayın. Disiplinli olmak şart. Dikkatli olmak şart. Full dikkat çalışmalısınız. Full dikkat. Hassas olmalısınız. Öngörülü olmalısınız. Yani bazı şeyi hissetmelisiniz. Vinçle bir şeyi kaldırdınız. Misal. Hadi nereye gidiyoruz? Kastorum abi, geçiyorsun. Komşuya mı? Aynen abi. Şimdi arkadaşlar ayakları topluyoruz. Komşuya gidiyoruz. Biraz ileriden öbür taraftan şu üstteki bir paleti indireceğiz. Bunun görüntülerini sizler için çekmek istiyorum. Bekleyin. Tamam mı? Fazla geldi. Yani kaldırmanız gereken limitlerin üzerinde olduğunu hissettiniz. Sağa sola sizi tartıyor. Bunları hemen hissedeceksiniz. Bir tarafa yatana kadar beklemeyeceksiniz. Böyle şeyler hissedeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım koca oğlan. Vinç kullanımında nelere dikkat etmek lazım? Öncelikle vinci durdurduğunuz yer düzgün olmalı. Terazide olmalı. Ayaklarınızı bastığınız yer sağlam olmalı. Yumuşak olmamalı. Mesela batacak bir yere, yumuşak bir toprağa, kumun üzerine koyarsanız ayağı, siz ne kadar basarsanız basın o aşağı doğru gömülecektir. Bu durumda yükünüzü kaldırdığınız zaman o yumuşak tarafa doğru boyuna sallantı yapar, risk yapar, tehlike yapar. Anlatabiliyor muyum? Hem sert olacak hem de düzgün olacak. Mutlaka bu şart. Önemlisi bir, tamam mı? İkincisi mutlaka kullandığınız vincin tonajını, bakın şimdi size ne çekeceğim ama hepiniz, çoğunuz çok seveceksiniz. Bana güvenebilirsiniz. Gerçekten seveceksiniz. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Nasıl? Muhteşem. Kimin ustam bu? Ben de alabilir miyim bir tane? Kızmaz değil mi? Yok. Arkadaşlar selamlar. Güzel, güneşli, büyük bir şantiyedeyim. Yine kalabalık makinelerin, kamyonların bol olduğu, her şoförün, her operatörün buralardan çıkamayacağı, yani böyle sevimli bir çalışma anındayım. Benim için tabii ki sevimli. Bazen başlıklarımda görüyorsunuz, her operatör bu şantiyeden çıkamaz, İyi şoför olmayan burada çalışamaz, buradan çıkamaz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi mevzu ne aslında biliyor musunuz? Mevzu dikkatli, disiplinli ve sabırlı olmak. 1, 2, 3, 4 tane kamyon. Bir tane de gitti, 5 tane. 1, 2, 3, bir tane de park halinde, 4 tane de eskavator. Evet, bu doldu. Bazen kalabalıkta, böyle büyük şantiyelerde kalabalık olur ya, belki siz yanlış anlıyorsunuzdur. Benim demek istediğim şu, büyük şantiyelerde kalabalık olur ya hani, bir sürü operatör olur, 4-5 tane makine var değil mi? Operatör olur. 4-5 tane kamyon var, bazen daha fazla olur. 4-5 operatörün
iş makinesinin, ekskavatörün olduğu yerde bazen bir sürü 10 tane 15 tane kamyon da olabilir. Ve hani derler ya, nerede çokluk orada nokta nokta. Yine büyük bir şantiye, yine çalışmalar. İşte öyle bir duruma düşmemek için buralarda arkadaşlar sabırlı olmak lazım. Sabırsızsanız, öfkeliyseniz, aceleciyseniz böyle kalabalıklarda çalışamazsınız. Size özgü, size özgün, size özel. Hoş geldin, hoş geldin. Sakin, bir iki kişiyle çalışabileceğiniz yerler lazım değil mi? İşte bunun için diyorum bazen her şoför buradan çıkamaz diye falan. Sabırlı olmak, evet, disiplinli olmak, kurallara uymak. Bu sizi hem işinizde devamlılığınızı sağlar, hem güzel olur, başarılı olursunuz, hem bazı kazalardan, bazı belalardan korur arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkatli, dikkatli, disiplinli, disiplinli, kurallara uyan, iş güvenlik kurallarına da uyan birileri olun. Böyle şeyleri ahlak edin, böyle şeyleri sevin. Çekimler yapıyorum sadece. Buraya ne yapacağını da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Bir dahaki de sorarım. Denk gelirsek sana da söylerim. Şurada otur, arkadaş orada. Site de olabilir, iş yeri de olabilir. Burası büyük bir yer herhalde. Çalışıyor. Ama iyi, fazla şey yok. Varamaz, kırıcı için. Pekala arkadaşlar. Teşekkür ettim. Bana sabır gösterdiğiniz için, beni sabırla dinlediğiniz için, adamda da ne çene varmış nokta nokta demediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni içeriklerde, güzel çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Ben bu işleri seviyorum. Doğayı seviyorum. Doğal makineleri seviyorum. Dinleniyorum. Huzur buluyorum. Çalışırsam hayat güzel. Çalışırsam para var. Para varsa hayat güzel. Çalışmazsam para yok. O zaman keyfim de yok. Hiçbir şey yok. Ne yapayım ki ben? Çalışmayı sevmiyorlarmış. Ya çalışma sevilmez mi ya? Para kazanıyorsunuz. Hangi şeyi, kim, niye para veriyor size? Çalışırsanız para kazanıyorsunuz. Para kazanırsanız, paranız varsa her şeyiniz var. Tamam mı? Tabii ki kötü bir insansanız, çevrenizde kötüler doluysa, sıkıntılı aileniz varsa, paranız da olsa huzurunuz olmaz, ayrı mesele. Ama bunların hepsi iyi bile olsa, siz çalışmıyorsanız, paranız da yoksa, hiçbiri size iyi davranmaz, hiç moraliniz de olmaz, hiçbir şeyiniz de olmaz. İş, 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 para, para, para.